Dersimizi çok basit anlatalım. Biz yazarsak, okumuşuz diyorsak kendimize, çok karmaşık, çok kompleks sorunları, çok zor girif şeyleri çok basit bir düz anlatacaksın. Ve halkımız da lang diye bunu anlayacak. Bu kadar basittir bu iş. Evet. Şimdi ben çocukken bizim evimizde herkesin evinde kediler vardı. Ahşap evlerde oturuyorduk. Ahşap evlerin kedileri başkaydı. Çünkü onlar fare avlıyordu. Kediyi bizim beslememizin sebebi de tüyüne, oynamasına falan değil. Bir ihtiyaç için kedi beslenir evde. Bizim evimizde kedisi vardı. Evet. Ve fare yakalaması. Kediden istenen bir fare. Ve hatta bir zaman fare yakalamadığı zaman benim annem kediden kuşkulanırdı. Ya bu da mıy mıy oldu diyor. Orada oturuyor diyor. Hiçbir işe yaramıyor diyordu annem. Şikayetçi oluyordu Evet. kediden. Ama bir gün hatırlıyorum ben bir kediyi, şimdiki kediler gibi değil. Bir gün bizim evde kedi bir fare yakaladı. O oturduğu sedirden helanın önüne doğru bir uçuş yaptı böyle. Havada kaplan gibi. Ya kaç yıldır oturduğum kediden şaşırdım yani. Böyle bir canavar nasıl olabiliyor diyor. Havadan uçtu kedi, lak fareyi aldı. Baktım ki yani kedi gibi kucağımıza alıyoruz ama bu aslında başka dünyanın yaratığı. Öyle uçtu falan. O kediyi fareyi yakaladıktan sonra da bizim kedinin evde dolanmasını göreceksin. Çalımından geçilmiyor. Sadece bizim kedi değil, mahallede böyle. Ya yani Evet. çalımından geçilmiyor. Böyle yürü yarı sallaya sallaya kalçaları yürümeye başladı. Şimdi kedi böyle bir şeydir. Kedinin varlığı da budur. Sen fare yakalayacaksın. Biz de seni evimize alacağız, okşayacağız, seveceğiz. Yani bir de insan ev hani sıcak, dost. Tüyleri de Evet. enerjimizi alıyormuş hani şimdi moda şeylerle diyelim. Hani tamam bunlar da var. Ki geçmiş toplumda elektriğimizi alacak çok şey vardı. Toprak gibi değil mi? Şey gibi. Neyse. Şüphesiz. Şimdi günümüzde dikkat edin. Ben mesela son 30 yıldır bir sürü kedi tanıdım. Arkadaşlarım da Cihangir'de. Çok arkadaşım var. Ankara'da da var. Komşularımız da var. Daha ben şimdi kediler yeni bir evrime girdi. Bugünlerde bir evrime girdi kediler. Kedi evrimde şu. Fare görmeden ölen kediler var. Evet. Bir sürü kedi hayatında hiç fare görmemiş. Fakat fare görmeyince de başka bir şey oluyor. Ne oluyor? Oyuncak sanıyor fareyi. Ya gerçek fareyi at, gidip onunla oynamaya çalışıyor. O fare yani onun Evet. düşman olarak onu şey yapmıyor, aklını almıyor. Onunla oynamaya çalışıyor. Bir pandik atıyor, o ne yapıyor? Falan bir eğlence. Bir şey gibi yani. Luna Park eğlencesi çıkartıyor. Atlıyor, zıplıyor, kaçıyor falan gibi. Şimdi bana sorarsan gerçek bir fareyi de görse korkar da kaçar. Ve Hatta şey var, evet. evet. Son günlerde ben Halkın Habersi'nde izledim. Beş kedi, bir fare. Hepsi fare, beş kediye birden dikiliyor. Evet, Ya öyle de bu ilginç bir video evet var. buraya da gelir. Şimdi bu budur. Yani MIT'in görevi de budur. MIT nedir abi? MIT değerlendirme yapar, analiz yapar. MIT'çileri görüyorum ben akşamları televizyonlarda. Bir sürü değerlendirme yapıyorlar, analiz yapıyorlar. Bir sürü yorumda bulunuyorlar. Böyle akıl veriyorlar. Lan akıl vermesi için hem gazetecilerim var hem de içeride parlamentoda 450 tane adam var. Sen niye o 450 tane adamın rolünü çalıyorsun? Gelmiş oraya oturmuş milletvekili gibi Türkiye'nin işte Kürt politikası, şu politikası, bu politikası diye bize ahkam kesiyor. Üstelik 30 yıldır. Üstelik toplum da bunlara alışmış. Ya sen misin? Sen kedisin. Senin görevin fare yakalamak. Evet. Üstelik fare yakalamak için de sinsi durmak zorundasın. Kimse de seni görmeyecek. Biz Tanımayacak. MIT tabii tanımayacak ya Evet. Allah Allah. Bunlar akşama çıkmış suratlarında böyle ayna gibi, kabak gibi de gösteriyorlar orada. Yok şurada da çalışıyoruz, burada da çalışıyoruz. Bizim çocukken en çok anlatılan fıkra şeydi yani. Maçtan içeri girerken hani herkes bilet gösterip giriyor. Adam çıkartıyor MIT diyor. Evet. Bu çok bilinen bir şeydi yani. Temel fıkrası gibi. Ya sen saklı olacaksın. Al biletini gir. Niye kendini gösteriyorsun? Şimdi ekranlarda gösteriyorlar kendilerini. Bir de yorum ve analiz yapıyorlar. Sana ne benim senin yorumuna? Senin yorumun başbakana gidecek. Görevli bakanlığa gidecek. Görevli birime gidecek. Hangi emniyet istiyorsa oraya gidecek. Ekranda çıkmış bana analiz yapıyorsun. Senin görevin fare yakalamak. Şimdi dikkat edin fare yakalama yok. Farelerle oyun var.